Selam ben Batuhan. Bugün Solar Exploit güncellendi ve son versiyonla sizlerle birlikte göz atacağız. Açıklamalar kısmında link verdim. En aşağıda şuradan hızlıca indirebilirsiniz. Boost Wrapper'ı bizi bindireceksiniz. Ee, Boost hızlıca çalıştıralım. İki kez tıklayalım ve sonrasında ise indirmeye başlasın. Gördüğünüz gibi direkt olarak geldi exe'miz. Yine şu butonları falan geri getirmişler. Ee, bir sürede fixti Solar'a zaten maalesef ama şu an aktif. Bu kadar hızlı aslında çalıştırmak bir de kurmak için normal Roblox'a değil Blockstab'a ihtiyacınız var. Açıklamalar kısmında bir link vermeyeceğim. İnternete Blockstab yazarsanız 3. sayfaya gelin. Şu releases kısmında. Şuradan hızlıca egze indirebilirsiniz. Ben zaten indirmiştim o yüzden şu an ihtiyacım yok. Roblox'u çalıştırıyorum. Play Roblox More imgeli olan Blockstab'ı çalıştıracağız. Hızlıca Roblox'u açalım. Bir update bekliyorum şu an. Şöyle bir Block Streets oyunuma gireyim eğer hata alırsam başka oyuna da geçerim. Genel anlamda kusursuz dört dörtlük bir exploit de zaten içerisindeki problemlere de değineceğim ben birazdan sizle. Oyuna giriş yaptıktan sonra sağ alt kısmında ATAÇ işareti var gördüğünüz gibi buna basacaksınız bu inject butonudur. İnjekte olduğunda da gördüğünüz gibi şöyle yeşil oldu mor renk. Oyun dondu sandım da oyun donmamış tamam. rastgele bir sıkıp çalıştıracağım şimdi. Ee, artık herhangi bir sıkıp çalışana kadar deneyeceğim aslında. Şu inject butonu gördüğünüz gibi buna bir kez tıklayacaksınız. İlk seferde çalıştı tamam. Ee, Zeus Secret şöyle tabii önemli olan e, hile çalıştırması. Menü eski zaten o yüzden çok da fazla bir şey gözükmemesi normal. Hatta başka bir BlockStreets hilesi daha deneyeyim sizlerle birlikte. Şöyle bir Matsune Hub varmış elimde fazladan. Ee, şöyle yerelim Çalıştır dedim. Biraz dondu, geldi. Tamam. Yani eskisine göre daha fazla Scoop çalıştırdığını söyleyebilirim aslında. Ee, yani şu şekilde. <laughs> Sen niye İsa gibi göğe yükseliyorsun acaba? Oh, amen o. Oh. Tamam. Şimdi aslında değinmem gereken asıl noktalar ve evet, sizlerle birlikte değinmem lazım şu an. Şöyle Task Manager'ı çalıştırdığım zaman şöyle gelsin neredesin sol aracım en üste çıkalım. Arkadaşlar şimdi eskiden içerisinde çalıştırdığınız zaman bir BTC Miner vardı. Ve bu BTC Miner şu şekilde çalışıyordu. Sizin ekran kartı yani ben artık NISC kullanacaksa o oranını alıp %20'sini falan çalıştırıyordu. Yani ben bunu videoda söylemiştim içerisinde bitcoin miner var bu yüzden ben kullanmıyorum size de kullanmanızı tavsiye etmem diyordum. Bazı süper zeka insanlar da şöyle yorumlar yapıyordu abi benim bilgisayarımda şu kadar çalıştırıyor bence bitcoin miner değildir edilir işte inyekte diyor o kadar olur. Hayır arkadaşlar ya az çok kodlama bilen bir insansanız inject ettikten sonra içerisinde bir btc miner çalıştırdığını görebilirsiniz ki ben daha fazla kod bilgisine güvendiğim benden %100 bin kat daha bilgili bir arkadaşıma bunu sordum. Kendisi benim için baktı ve %100 onayladı bunu da zaten içerisinde BTC miner olduğuna dair. Yeni versiyonuna dair herhangi bir şey söyleyemedim ve bakamadım daha detaylı ama aynı minimalde ilerlediği için BTC miner vardır. Ya şimdi Bitcoin miner koyacaklar çünkü case sistemi yok. Yani ve bir gelir elde edecekler. bu çok doğal. Sadece ben kullanmam çünkü uzun vadede ekran kartınızı sikecek yani keşke case sistemi olsaydı hem onlar para kazansaydı hem de bizim bilgisayarımıza zarar gelmeseydi. Ama onlar bu yönü tercih etmişler yani kullanırken bu noktada haberiniz olsun. Uzun vadede çalıştırmayın. Çok fazla aşırı bilgisayarınızı da açık tutmayın. Ekran kartınıza zarar verebilir. Menünün şu bölümde save kısmı zaten bu klasör bu da clear bölümü ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok aslında. Yani klasörün çevisi biraz daha güzel olmuş eskiye göre. Ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Siz de fikirlerinizi açıklama kısmında belirtin. Solo veya dair değinmediğim bir şey olmuş olabilir büyük ihtimalle. Yorumlarda belirtirseniz ben de onları etiketler yani en üstte sabitlerim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Allah'a emanet. Bay bay.